Merhabalar. Bugün size yıl içerisinde bitirdiğim iki kitaptan bahsetmek istiyorum. Mizancı Murat'ın Turfanda mı yoksa Turfa mı kitabı. Çok hoşuma giden, çok severek okuduğum ve okurken hiç zorlanmadığım bir kitap oldu. Bu konuda şaşırdığımı söylemem gerekir. Çünkü Mizancı Murat'ın romanını okurken, yani Mizancı Murat romanı okumak birazcık gözümü korkutmuştu. Çünkü tanıyanınız varsa Mizancı Murat siyasi karakterli bir insan, tarihçi bir insan ve roman yazıyor olması beni birazcık ön yargı etmişti, ne yalan söyleyeyim. Zaten adının çok duyulmamasından, kitabının çok satılmamasından da toplum üzerindeki bu ön yargıyı da anlayabiliriz. Ama dediğim gibi çok hoşuma giden, çok akıcı bir şekilde okuduğum bir kitap oldu. Kitabın giriş kısmında Mizancı Murat'ın bir ön sözü var kitapla ilgili. Onun dışında Profesör Doktor Birol Emil'in Mizancı Murat hakkında, kitap hakkında, o dönemin havası hakkında yazdığı çok güzel yazı var. Yani sadece bu kısmını bile, yani romanını okumak istemeseniz bile bu kısmını okumanız bile size çok şeyi katacaktır. Çünkü Mizancı Murat bu kitabı yazdığında Osmanlı İmparatorluğu'nda Servet-i Fünun hakimdi. Servet-i Fünun edebiyatı hakimdi. Ve çok üst tabakaya, çok aynı konular, yalı hayatları, köşk hayatları, aileler, asilzadeler bu eşikte dönüp gidiyordu. Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasından tutun da onlarca örnek sayabiliriz bu konuya. Bu kitap konu içeriği itibariyle de diğerlerinden ayrılıyor. Aslında Mizancı Murat başında profesörün de belirttiği gibi, Profesör Doktor Birol Emil'in de belirttiği gibi bu kitap Mizancı Murat'ın idealizmi üzerine kurulmuş bir kitap. Ve bu da okurken birazcık insanı etkiliyor. Olay örgüsü etkiliyor. Kitabın başında Mizancı Murat her ne kadar edebi süslülükten yoksun olduğundan bahsetse de okuma zevki açısından okuyucuya verdiği zevk, çok fazla tekrar yaptım, benim çok hoşuma gitti. O yüzden tarih konularıyla ilgili olmayanınız varsa okumayabilir. Ama onun dışında birazcık tarihe ilginiz varsa, Osmanlı'nın son dönemlerine ilginiz varsa okumanızı tavsiye edeceğim bir eser olur. Çünkü roman bu sonuçta. Her ne kadar yerler, kişiler, semtler eski olsa da olayın eskisi yenisi olmaz. Bu tarz Servet-i Fünun döneminde etkili olmuş siyasal isimlerin yazdığı birçok kitap var. Pek çoğu basıldı ama hala aralarında unutulmuş olanlar da var. Mizancı Murat'ın Turfanda mı yoksa Turfası da bunlardan bir taneydi. Öneriyorum okumanızı.